Selamlar herkese, Guilty Gear Strive ile karşınızdayım. Guilty Gear serisi, bilmeyenler için söyleyeyim, 1998 senesinden beri varlığını sürdüren bir yapım, bir dövüş oyunu. İlk dikkatimi çeken özellikle zaten anime tarzı olmuş olması, anime tarzı bir dizaynı var oyunun. 2.5, 2D, 3D olarak geçiyor. Hani arka plan tasarımı bir derinlik havası katıyor oyuna. Şu an beta sürümünü indirdim ben. Beta sürümünü oynuyorum. Açık beta. PlayStation 4, 5 ve Steam mağazaları üzerinden şu an oyunu indirip deneyebilirsiniz. Biraz baktım ben oyuna. Training falan yaptım. İlk başta karışık geldi. Tabii hani Mortal Kombat 11'den alışık olmadığım bir dövüş sistemi var. Biraz daha çok refleks ve reflekse dayalı bir dövüş sistemi var açıkçası. Training yaptım. Şöyle hemen 1v1 bir oyun açayım sizler için. Sonra online lobby'yi göstereceğim size. Online'da hoşuma giden birkaç kısım oldu. Onlara hep beraber birlikte bakacağız. Çok enteresan dizaynda karakterler var ve hepsi açıkçası hoşuma gitti. Ama Post karakteri özellikle çok hoşuma gitti. Ya bu karakteri ben oynanış stili gerçekten bayıldım ya. Kai Kiss de oldukça başarılı. Yalnız dövüş başlarken böyle karakterlerin birbirleriyle olan konuşmaları oluyor. Intro diyebiliriz buna maç öncesi. Çok artistik başlıyor açıkçası yani. Hadi bakalım. Training'de size tuş kombinasyonlarını da tek tek bahsedeceğim. Birkaç hareketini biliyorum aslında ama tabi oyun içerisinde yapmak bunları o kadar kolay olmuyor. Böyle biraz önce yaptığım gibi peri mekanikleri de mevcut oyunda. Punish de yapabiliyoruz. Şu an hiçbir özelliğini size gösteremedim birkaç kombosu haricinde. Tabi bu maçın tansiyonuna göre değişiklik gösteriyor. Böyle bir performans istatistiği karşılıyor sizin maçların sonunda. Hemen menüye döneyim ve training'de oyunun mekaniklerinden size bahsedeyim. Tutorial değil de training'de göstereceğim ben bunları. Ben yine kendi karakterimi seçtim. Farklı kıyafetleri mevcut. Sanırım 14 tane karakter olacakmış oyunun çıkışında. Karakterleri de tek tek göstereyim. Oldukça havalı dizaynları var yani. Hepsini tek tek denedim bu arada. Çok farklı oynanış stilleri var yani. Her birinin kombosu zaten farklı.
şu karakteri alayım karşıma ya. Bu boss niyetine falan koymuş herhalde. O kadar uzun boylu ki. Şimdi size oyunun tüm mekaniklerinden bahsedeceğim. Ayrıca tuş fonksiyonlarını da göstereceğim. Hemen tuş ayarlarına bakalım. Şöyle default'u seçeyim. Normal yumruk, tekme, slash, bunlar biraz mid range saldırılar tarzında oluyor. R slash var. Bu dust hareketi overhead hareketi aslında. Ama rakibi tutmak için de kullanılıyor. Taunt karakterlerin emote hareketleri çok önemli değil. L3'e aldım ben onu. Dash hızlı koşma. Bunu L2'ye alacağım. Ben daha kolayıma gidiyor L2'ye alınca. Ya da iki kez L'ye basılı tutunca da karakteri koşturabiliyorsunuz. Roman Cancel muhabbetini anlatacağım size. Psych Burst muhabbeti de bir nevi Mortal Kombat mekaniklerinden aşina olanlar bilir. Combo Breaker tarzında bir şey bu. Şimdilik ayarları yaptıktan sonra hareketlere bakalım. Bunlar Command Normaller, standart hareketler her karakterlerde bulunuyor. İleri kare, ileri X, ileri yuvarlak veya aşağı havadayken X karakterlere göre değişiklik gösteriyor. Yani ama hareketleri aynı. Şu animasyonsal değişiklikler olur yani. Her karakterin kendi özel special atakları var. Hepsi farklı. Tabii aynı değil. Bu karakterin birkaç özelliğini gösteririm ben size. Şöyle bir diğer taraftan çıkabildiği bir hareket var. Havaya doğru çizgi attığı bir hareket var. Şöyle bir combo hareketi var. Karakterden karaktere değişiyor yine. Üçlü kombolar hakim oyunda. Şöyle üçlü bir kombosu var karakterin. Ve her karakterin iki tane overdrive'ı var. Overdrive'lar böyle özel hareketler diyebilirim. Çok havalı animasyonları olan. Hemen bir tanesini göstereyim ben size. Böyle bir hareket. Yalnız bu overdrive'ların şöyle bir olayı var. Aşağıda görmüş olduğunuz tansiyon barı. Hemen HUD'dan da bahsedeyim size. Can barımız var. Hemen altında burst barı var. Altta da tansiyon barı var. Görmüş olduğunuz gibi tansiyon barı iki çaktan oluşuyor. Bunlar oyundaki dövüşünüze göre artış gösteriyor veya yaptığınız defansa göre de artış gösteriyor. Onlardan tek tek hepsinden bahsedeceğim. Overdrive'lar bir tansiyon barı harcıyor dediğim gibi. Bu şekilde. Tutmadan bahsedeyim. İleriye doğru tuttuğum için karakteri ileriye doğru atıyor. Ve diyelim ki şöyle köşede sıkıştınız. Sola doğru tutma hareketi yaptığım zaman da rakibi duvara doğru atıyor ve benim pozisyonum değişiyor. Aslında köşeden çıkmak için çok güzel bir hareket. Zıplama yaptıktan sonra karakterimizle dash atabiliyoruz. Bu köşede tehlikede kaldığımız zamanlarda kullanabileceğimiz bir yöntem olabilir. Aynı zamanda rakip uzaktan projectile, alev veya fırlatılabilir saldırılar yaptığında da ondan kaçıp karşı atak yapmamıza yardımcı olabilir şu şekilde. Ya da komboya bir şekilde devam edip gibi böyle köşe baskısı da kurabiliriz. Yani en arkadan dash ile rakibe böyle vuruş yapabiliriz. Bu da faydalı mekaniklerden bir tanesi. Bunu da kullanırsınız. Onun haricinde R1 overhead hareketi demiştim. Rakip eğilerek guard alıyorsa eğer onun hareketini bozmak için sadece R1 tuşuna basabilirim. Veya mesela hareketlerden sonra da R1 tuşuna basabilirim. Tekme R1 yapabilirim mesela. Hem tekme hem R1 şaşırtmak için tarzında. Bir de şöyle bir mevzu var R1'de.
Dust olarak geçiyor bu. Basılı tutup yukarı basılı tuttuğum zaman R1'e rakibi bir diğer map'e atıyor ve havada bana vurma şeyi sunuyor ihtimali. Havada vurduğum zaman da yani daha fazla hasar veriyor diyebilirim. Bir daha deneyelim. Gibi. Onun haricinde burst barım dolmuş, hemen göstereyim. Rakip bana saldırıyor örneğin. İki üçlü hitli combo yapıyor. Ben hemen o saldırı esnasında onun kombosunu kırmak için burst harcayarak onu haritanın bir diğer ucuna fırlatmış oluyorum. Bu dolayısıyla beni köşede kalmaktan kurtarıyor. Bir de şöyle bir muhabbet var. Rakibi çok fazla köşede baskı yaptığınız zaman rakip kenara yapışıyor. Kenara yapıştığı zaman da cam gibi bir şey kırılıyor. O kırıldığı zaman rakibi diğer map'e fırlatıyorsunuz. Tabii diğer map'e fırlattığınız zaman da daha fazla hasar yemiş oluyor. Hemen ben eğer rakip ölmezse, tabii cam barı yeterse göstermek istiyorum birkaç bir şey. Evet, şu an rakibi diğer tarafa attım. Dediğim gibi eğer o beni duvara çarptırıyor olsaydı, ben burst kullanarak, bu hareket değil, şu an burst barım dolmadığı için biraz önce gösterdim. Burst barıyla rakibi fırlatabiliyorum. Hemen diğer defansif universal hareketlerden bahsedeceğim sizlere. System olarak geçiyor burada. Hepsini tek tek göstereceğim size. Dust hareketine söylemiştim. Obret hareketleri. Yukarı doğru bastığın zaman yine haritanın dışına atıyor. Gösterdim bunu. Ha, çelme takma hareketi var. Bunu aşağı R1'e basarak yapabiliyoruz yine Dust hareketine. Ayakta guard alıyorsa şaşırtmak için kullanabilirsin. Yine mesela tekme artı aşağı R1 yaptığım zaman böyle iki hitli bir combo olmuş oluyor. Onun dışında ben size defans mekaniklerini göstermeden önce Roman Cancel muhabbetini göstereceğim size. Bu Roman Cancel olayı bir tansiyon barınızı harcar her zaman. Bu hareket genellikle şey için kullanılıyor. Rakibi combo yaptığımız zaman rakibi böyle bir saniyeliğine yavaşlatıyor ve sizin komboya devam etme şansınızı arttırıyor. Şöyle örneğin. Gibi. Şu an hani Roman Cancel'ı nasıl kullandım? Rakibin ayakları yerden kesildiğinde kullandım. Ne zaman kullanmak istediğiniz tamamen size kalmış. Şöyle hemen kullandım. Görmüş olduğunuz gibi bir saat zaman şeyi gösterdi. Sembolü gösterdi. Orada böyle bir saniyenin, hatta belki daha kısa olabilir, rakibi yavaşlatıyor ve ardından heavy dash tuşuyla şey yaparak, vurarak, ağır bir hasar vererek, bir de overdrive harcadım biraz önce. Öyle bir combo buldum kendime. Hemen bir daha yapacağım. Ha, şöyle bir hareket daha var. Onu da göstereyim size. Şu hareket biraz farklı geliyor olabilir size şekli. Sağ ok tuşuna basıp aşağıya basacağım. Sonra tekrardan sağa kaydıracağım ve bu böyle bir harekete sebep oluyor. Bu tarz hareketler şeyde, diğer karakterlerde de mevcut. Hemen bu şekilde komboları hemen bir de şöyle havalı bir hareketi daha vardı karakterimden, bu göstereyim. Tutma hareketi. Ama bu hareketsel tutma hareketi. Şu şekilde yapılan bir tutma hareketiydi bu. Sağdan sola kaydırıyorsun aşağıya ve tutuyor. Şimdi size defansif mekaniklerinden bahsedeceğim biraz. Bu normal standart guard hareketi, geriye doğru gittiğiniz zaman. Aynı zamanda eğilerek guard alabiliyorsunuz. Low hareketlerini yemiyorsunuz ama overhead yiyebilirsiniz. Havada yine aynı zamanda geriye bastığınız zaman havada guard almış olacak karakter. Bu instant block muhabbetini şu şekilde anlatabilirim. Mortal Kombat mekaniklerinden aşina olanlar varsa.
Mesela Mortal Kombat'ta rakip alev gönderiyordu. Sub-Zero buz atıyordu. Attığında tam milisaniye olarak guard aldığım zaman flawless block oluyordu. Mortal Kombat'ta canım gitmiyordu hiçbir şekilde. Çip demeyi çalmıyordum. Bunda da flawless block yaptığım zaman instant block olarak geçiyor bu oyunda. Tansiyon barı daha fazla artıyor diyor. Yani barı bu şekilde doldurabiliyorsun. Ama tabii milisaniye işi bu. Ve başarılı olduğunu nasıl anlıyoruz? Beyaz bir defans barı çıkıp kayboluyor hemen. Bu flawless instant block yapmış olduğumuz anlamına geliyor. Bu hareket şu şekilde oluyor. Yumruk kare, X tekme, geriye bastığım zaman böyle hatasız defans deniyor buna. Hatasız defans hareketini yapmış oluyorum veya eğilerek kullanabiliyorum. Bu ne anlama geliyor? Rakip beni köşede sıkıştırdı mesela, tamam mı? Ben böyle guard alıyorum ve rakip bana vuruyor. Rakip bana vurduğu zaman rakip geriye doğru şey yapıyor. Gidiyor. Geriye doğru hareket ediyor. Yani hareketleri onu geriye itiyor. Bu dolayısıyla bana oradan kaçış alanı veya hareket yapma olasılığı sunuyor bana. Hemen şurada da videoda göstereceğim size. Bu şekilde gördüğünüz gibi rakip geriye doğru gidiyor. Roman Cancel'ı gösterdim biraz önce. Psych Blast'ı da gösterdim. Hemen şöyle küçük video şeklinde. Defans mekanikleri de bundan ibaret. Şu ana kadar oyuna bütün mekanikleri size göstermiş bulundum. Eğer kafanızda soru işaretleri varsa, şu hareket nasıl yapılıyor falan vesaire, mutlaka yorumlarda yazın. Yani bütün mekanikleri şu an size gösterdim. Bunu izledikten sonra oyuna daha kolay adapte olabilirsiniz. Dediğim gibi karakter hareketleri birbirine göre değişiklik gösterebilir. Hemen mesela diğer karakter seçeyim ben. Diğer karakterleri de göstereyim. Ya Ramlethal muhteşem bir karakter ya, benim çok hoşuma gitti. Kısa kısa diğer karakterlerin overdrive'larını da göstereceğim size. Yani çok fazla şey yapmıyorum. Buna biraz çalıştığım karakterlerden bir tanesi bu. Şöyle bir mevzu var. Bu karakter emotları çok iyi ya. Benim hareket listesinde dikkatimi çeken şey oldu. Hani çok bütün ayarlara baktım neredeyse. Fakat maalesef bu hareketlerin, tamam, standart hareketlerin illaki şeyi vardır. Ha, bunda mesela ileri kare ve ileri yuvarlak varmış mesela. İleri X yok. Bunların frame'leri muhtemelen aynıdır. Fakat special hareketlerin frame'lerinin aynı olmasının ihtimali yok. Çünkü hepsi bambaşka bir animasyon olduğu için bunu bize göstermesi gerekiyordu. Yani dövüş oyunlarının olmazsa olmazıdır. Bu oyunda biraz böyle hem defans hem ofans odaklı bir stratejisi var. Aynı zamanda refleks tabii işi bu tarz oyunlarda. Hani Mortal Kombat da tamam refleks işi. Fakat bu oyunlarda ekstra bir refleks işi. Dolayısıyla bu hareketlerinin frame datalarını ben görmek isterdim. Hareketi yaptıktan sonra ne kadar sürede toparlanıyor onu görmek isterdim. Köşeye sıkışacağım zaman Blast hareketinden başka hangi hareketle başlarsam eğer rakibe hasar verebilirim en düşük frame'den. Bunu görerek o şekilde oynamak isterdim açıkçası. Belki beta diye full çıkışında ekleyebilirler, bilemiyorum. İlla ki yazan olacaktır adamlara, yapımcılara. Bakalım. Bir de special ataklara bana şey geldi, sayıca az geldi. Yani bir karakterin 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane hareketi var. Bence hani çok daha fazla olması gerekiyor. 15 ya da ne bileyim 16, 17 falan olmalı. Yani Tekken ve Mortal Kombat'a kıyasla gerçekten çok az buldum hani bu special attack muhabbetine. Çıkışında bu rakam artar mı hiç bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz.
Bu karakterin özelliklerini böyle küçük bir sunum yapayım size. Böyle göstereyim. Evet, çok havalı hareketleri var ya bu karakterin. Şu mesela inanılmaz bir damage'i var bu. Aşağı geri yuvarlakla yapılıyor. Ben hatta direkt şey yapayım. Bir maç açayım, öyle göstereyim bu karakteri. Zato değil ya. Mankind knew that they cannot change society. So instead of reflecting on themselves, they blamed the beasts. Heaven or hell. 王室の剣は習い事ではありません。その言葉の意味確かめたい。ラムラトウ。ちょっかわいいや。まだ反対復帰。 Ramlethal wins. Duel 2. Let's rock. Counter. Muhteşem bir havalı ya. Muhteşem bir overdrive. Bu karakter bu şekilde. Tabi hepsinin birbirinden eğlenceli oynanış stili var. Benim beğendiğim iki tane karakter oldu. Bir diğeri buydu. Giovanna ile oynaması da bayağı geldi. Onunla da biraz şey yaptım, çalıştım. Bu şekilde. Bir iki overdrive daha göstereyim size. Ondan sonra gelin online'a bir bakalım hep beraber. Sadece overdrive göstereceğim burada. Başka bir şey yapmayacağım. Karakterlerin hareketlerine bakarsınız zaten siz. Diğer overdrive nasılmış ama bakalım. Havada yapılması gerekiyormuş, okey. Bas bayağı item dışına attı. İlk saldırısından daha güçlü vurdu hatta. Hemen. Şu karakteri de göstermek istiyorum ya. Bu da range saldırısı inanılmaz fazla olan karakterlerden bir tanesi.
Bakalım bunun overdrive'ı nasılmış. Çok iyi ya. Bu bana damage buff falan veriyor herhalde. Evet, bu şekilde. Şuradan karakter seçebiliyordum hızlı bir şekilde. M'ye bakalım bir de son kez. Çok tatlı ya. Şimdi bir ana menüye dönüp size online lobby'yi göstereyim. Online lobby çok hoşuma gitti. Yani ranked modu da böyle rankinize göre odalar var ve oraya gelemiyor herkes. O yüzden mesela güzel, keyifli bir sistem yapmışlar. Şu an tabii network'e bağlanması biraz uzun sürebilir. Yani netcode'lardan veya server'lardan kaynaklı diye düşünüyorum bu olayın. Evet, şu an bağlandık. Ben server olarak Orta Doğu'yu seçtim. Serverlarda değişiklik yapabiliyorum bu arada. Open parklar var. Parklara gitmedim açıkçası. Hiç ne var bilmiyorum parklarda ama şimdi hep beraber bakarız. Ben sadece şu an mesela Orta Doğu serverının böyle katlar var. Bunlar sanırım rank tower diye mevzu da var, böyle maçın akıbetine göre şey yapılıyor. Belirleniyor. Abi burada mesajlaşabiliyoruz istediğimiz gibi. Ve şey çok güzel, hani şu an buradan karakterlerin hareketlerine bakabildiğim gibi lobideki oyuncular da böyle kendi retro karakterini yaratmış. Böyle pixel karakter yaratıyoruz. Training moduna geçebiliyorum buradan. Aynı zamanda oynayacağım karakteri de seçiyorum. Avatarı buradan kişiselleştirebiliyoruz. Bu çok eğlenceli. Hani buradan boyunu, kıyafetine, ten rengine, göz rengine şöyle göstereyim ben hafiften. Ayakkabı, şakra, aksesuar falan. Ve böyle ekipman seçiyoruz. Ben bunu seçmişim. Bunlar da işte şey, online oyuncular böyle birbiriyle dövüştüğü zaman bir alt katta mesela bu şekilde gözüküyor. Hani maçını izleme olayı var mı onu bilmiyorum ama şurada maçı izleme şu an yok gözüküyor. Böyle işte şu an bu iki oyuncu birlikte kapışıyor.
Buradan da kat değişikliği yapabiliyoruz. Veya bölge değiştirebiliyoruz. Bölgeleri de göstereyim. Şu an hani neye göre belirleniyor pingim onu anlayamadım çünkü tek çubuk kırmızı var, 3 çubuk var. Hani yeşil mi yanması lazım, sarı mı yanması lazım yoksa bu biraz anlayamadım bu mevzu nedir tam olarak. Ama galiba şu haritadaki renklerinden anlıyorum hani. Burada yeşil gözüküyor mesela. Renk skalasını paylaşsalarmış güzel olur lan. Güzel olmuş aslında. Ben şuradan yine Orta Doğu'yu seçeyim. Bir parka girmeyi deneyeceğim. Sonra da bir online maç yapacağım. Bunlar online oyuncu sanırım. Evet. Buradan herhalde kıyafet falan kazanıp bir şeyler satın alıyoruz. Şu sağdaki ekranı kapatamıyor muyum ya? Çok yer kaplıyor burası. Burada online oyuncuları tek tek bakabiliyoruz. Buradan ben birine meydan okuyayım. Bu arada şundan bahsetmeyi unutmuşum. Burada L2 tuşuna basarak emotları kullanabiliyoruz. Ya da quick message kısmına buradan kullanabiliyoruz. Ya da buradan tekrardan oyuncu listesine bakabiliriz. Evet şu an Orta Doğu serverında kimseyi bulamadığım için Avrupa serverlarına katıldım. Bura biraz daha kalabalık tabii ki. Şu an hemen hemen benim level'larda bir adam buldum ya. Biraz önce 60 level bir elemanla kapıştım. Oldukça zorladı. Fena değildi ya, berabere gittim neredeyse. Ah be, boşa gitti.
Special'ım boşa gitti. İlk maçım fena değildi ya bence. Hemen burada bir kişi daha var. Ona bir meydan okuyalım. Level'larımız yakın. Mankind new. Duel one. Let's rock. Shuriken. Uhu. Güzel. Olaylar olaylar. Ah be. Special yapacağım diye vallahi maçı kaybettim. Renk atladım. Hadi bakalım. Şu an 3. katta takılmam gerekiyor. Future World. Kapıyı açar mısınız beyefendi? Aa, güzelmiş. Dizayn da farklı ha. İnsanı böyle rütbe atladığına memnun ediyor. Hoş. Guilty Gear Strive bu şekilde arkadaşlar. Yani umarım hoşunuza gitmiştir. Ben fiyatından ötürü maalesef yani ilk çıktığında alamam. Fakat indirime girdiği zaman açıkçası değerlendirmeyi düşünüyorum. Çünkü çok hoşuma gitti. Hani hep Mortal Kombat nereye kadar farklı bir dövüş oyunu da denemek lazım. Umarım netkodu biraz daha geliştirirler. Oynaması keyifli bir oyun ya. Tavsiye ederim. Açık betası halen aktifken girip deneyebilirsiniz. Ne kadar süreceğiyle ilgili bir fikrim yok. Muhtemelen ya bir hafta ya da 3 gün falan sürüyordur. O
O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın ve Guilty Gear ile ilgili fikirlerinizi de lütfen videoda belirtin.